dinimize uyan rahat eder. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, geçimsizlikler hep dinimizin dışına çıkmaktan dolayıdır. Nitekim Seyyid abdülhakim Arvasi Hazretleri, İslamiyet bir dairedir. Bu dairenin dışında hiçbir menfaat yoktur ve olamaz. Bu dairenin içinde hiçbir sıkıntı yoktur buyuruyor. Madem ki ehli sünnet bir Müslüman olmakla çok kıymetli bir elbise giydik, o halde bu elbiseyi korumamız, İslamiyeti ve ehli sünneti güzel bir şekilde temsil etmemiz lazımdır. Mesela insanlar bizden emin olmalıdır. Sözümüzün eri olmalıyız. Cömert olmalıyız. Hasreti çekilen insan olmalıyız. Velhasıl insanlar bize baktığı zaman Müslümanlığı hayranlık duymalıdır. Konuşarak bir şeyler anlatmak arzusundan kurtulup dinimizi lisanı hal ile sevdirmeliyiz. Kim olursa olsun, ne olursa olsun dinimizin emir ve yasaklarına uyan kazanır, uymayan kaybeder. İnanarak uyan, dünyada rahat eder, ahirette cennete gider. İnanmadığı halde uyansa, imanı olmadığı için ahirette cehenneme gider, fakat saadete götüren kurallara uyduğu için ateist, Hristiyan veya Yahudi de olsa dünyada rahat eder. Çünkü İslamiyet Allahü Teala'nın kullarına gönderdiği bir ilaçtır. Kim içerse içsin faydasını görür. Mesela kafirler nikah düşen kadınlarla erkeklerin beraber oturmasının haram olduğuna inanmasalar bile bu kurala riayet edip ayrı otursalar felaketlerin yüzde doksanından kurtulurlar. Netice itibariyle bir Müslüman dünyada İslamiyet'e ne kadar uyarsa ahirette o kadar rahat edecektir dünyada ne kadar gevşek davranırsa orada o kadar sıkıntı çekecektir. Çünkü dünya ile ahiret birbirine zıttır. İki zıt şey bir araya gelmez. Cem-i değin muhaldir. Onun için Allahü Teala bir hadisi kutsi de ben iki korkuyu bir kulumda birleştirmem. Dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruyor. Allah'ın azabından korkmak, müttekilerin, takva sahiplerinin nişanıdır. Bu zamanda çok korkmak ve imanı kurtarmak için çok gayret sarf etmek lazımdır. Günahkar ölenin kurtulması o kadar zor değildir. Çünkü imanlı olmak şartıyla büyük günah işleyenlere peygamberler, ehl-i sünnet âlimleri, şehitler ve daha başkaları şefaat edecektir. Yani günahkar için şefaat çoktur. İmansız ölene ise hiç şefaat yoktur. Mazlum da olsa şehit olması cennete girmesi mümkün değildir.